Ya müziksiz de çekilmiyor ya. Müzik, müzik, müzik. Efendim. Hayır, sen söyle, ne yapacağım? İyi, sağ ol. Sen nasılsın dayım? Sıfır negatif. Ha, hukuk muamelesi olacak. Annesi. Tamam, hemen bak duruyorum abi. Hemen bak duruyorum. Tamam, ben gerçi gruplara üye değilim de şimdi yazarım. Ben öyle tek takılıyorum da. Şey, kaç ünite lazım? Tamam, sıfır negatif. Tamam, oldu. Oldu Serhat abi. Hemen sorduruyorum abiciğim. Sağ olun. Selahattin dayımın arkadaşının annesine 2 ünite 0 RH negatif kana ihtiyaç varmış. Şimdi ben motor grubu vesaire, öyle motor gruplara bile takıldığım yok ya. Ama şimdi sorup soracağım. Samet'e söylerim zaten, bazıların yarısına haber verir. Ya benim kız aslında sıfır negatif de. Ama daha küçük. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine soğuk, yağmurlu. Ananı lan, yağmurlu dedim, yeleği giymedim, iyi mi? Neyse. Ne kadar güzel fosforlu yeleğim vardı ya. Ben yağmur için almıştım. Bak, yağmur yağıyor. Onu giymiyoruz ya. Nerede kalmıştık? Şimdi bakalım. Bugün trafikte neler bekliyor bizi? Birkaç gündür trafik normal ya. Rahat. Yani sıkıntı yok. Tek sıkıntı hafif yağmur, yağmur. Ama hava soğukmuş lan. Evet, parmaklarımın arasına soğuk girmeye başladı. Soğuk bir rüzgarla anlatıyorum. Hem de rüzgar var, rüzgar. Benim videodan telefon numaramı görüp de arıyor arkadaşlar da selam olsun ya. Ta Avustralya'da arıyor oldu ya. Ben de diyorum Allah Allah, gece gece müşteri midir acaba diyorum. Bir tane videomda telefon numaram gözükmüş. Birkaç tane arkadaş gerek mesajla gerek de arayaraktan uyardı. Ama şöyle bir durum var, benim profilim zaten açık. Oradan profil sahibinden profilin kim olduğu ve telefon numaram da zaten profilde, mail adresime kadar var. Sıkıntı yok yani, devlette falan iş yaptığımız için. Ama bu hassasiyetle ulaşan arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum.
Oğlum üşüyorum lan. Hava kaç derece anasını satayım ya? Hadi adrenalin ısıt beni. İçime bir şey giymemekle çok hata yaptım ya. Hava, bak hava derecesini de bakacaktım. Bakmadım, görüyor musun? Ama çıktığım gibi ellerim yine üşümeye başladı. Hayret, normalde yağmurlu havada çok olay olur. Bu ara sakin geçiyor İstanbul. Bak, trafik sakin olunca biz de sakin oluyoruz. Bak adam ne kadar güzel kıyak yaptı. Normalde öne almayabilirdi ama işte düşünceli insan böyle oluyor. Bak orada biz de sessiz sakin bekliyorduk. Şimdi bak olaya bak. Bizim milletimiz her şeyi hak ediyor. Bak burası şimdi yayalara kırmızı yanıyor, geçiyorlar. Birinci derece acil ulaşım yolu, park edilmez, herkes park etmiş. Bırak, adam kendi park yeri ilan etmiş. İETT durağı araba park etmiş. Bakın burası sözde birinci derece ulaşım yolu, he. Park yasak. Dünyanın başka yerinde bunlar olmaz. Şimdi bizim devlet yetkilileri, yani polis olsun, bu insanlar ne yapıyorlar? Çok iyi niyetliler yani, çünkü yani nasıl diyeyim, imtiyaz gösteriyorlar. Nasıl şu anki mesela motorlara emniyet şeridini imtiyaz gösterdikleri gibi. Mesela burada bir tane daha belediye otobüs durağı var. Orada da muhtemelen araba park etmiştir. Yaya geçirdi ama şimdi ben sana dursam, yol versem, arkamdaki uyar da bana çarpar.
Ben yarın gideyim ya. Alo. Selamünaleyküm abicim, nasılsın? Ya yetişemeyeceğim herhalde de yarın sabahtan gelirim abi ben ya. Saat 9-10 gibi, tamam. Tamam, hadi görüşürüz abi. Suda 60 kiloyu buldular mı? 66 mıdır? Tamam, o ama 190 kiloyu bari boyaya al o zaman ya. Çok acil, biliyor musun? Ben bunların hepsini sikeceğim ya şimdi. Yandım yandım bağırıyor ya. Ben niye oradan girmedim lan?
Evet, burası Batuhan Motor. Suzuki'nin kral yeri. Oh.